Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan işgalinden kurtarılan adamı kontrol altına aldı. TRT 27 yıl boyunca işgal altında kalan adamdaki tahribatı görüntüledi. Harabeye dönen şehirde birçok yerde mayınlı tuzaklar ve hendekler dikkat çekiyor. Büyük hasar alan Osmanlı Yadigarı Adam Camii de restore edilmeyi bekliyor. Hasar görmüş evler, iş yerleri, tiyatrolar ve ibadethaneler. Görüntüler 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Adam'dan. Bölge adeta harabeye dönmüş durumda. TRT Haber işgalden kurtarılan Adam'a girdi. Kentte Ermenistan'ın yaptığı tahribatı görüntüledi. Birçok noktada kazılan hendekler dikkat çekerken bölgeden kaçan Ermenistan askerlerinin mayın ve patlayıcı tuzakladığı tespit edildi. Adam 27 yıl önce Ermeni işgali sırasında en fazla şehit veren şehirlerden birisiydi. Ermenistan'ın yakıp yıktığı Adam'dan geriye işte bu yıkıntılar kaldı. Ancak şehir kısa süre içerisinde ayağa kaldırılacak ve 150 bine yakın sivil yeniden evlerine dönecek. Azerbaycan'da en çok şehidi de Adam vermişti. Adam hem ruhlar şehriydi hem de şehitler şehriydi. Şehirde hasar gören yapılardan biri de Osmanlı Yadigarı Adam Camii. Osmanlı döneminde yapılan çifte minareli caminin neredeyse her yerinde kurşun izleri var. Caminin hemen minberi, bakın kurşun izleri. Burada kurşun izleri hemen her yerde. Bu kurşun izlerin aslında 27 yıl önce Ermenistan'ın işgali sırasında camiye sığınan, sivillere açılan ateş sonucu kalan izler olduğunu Azerbaycanlı komutanlar bize bildirdi. Caminin duvarlarındaki Ermenice yazılar da göze çarpıyor. Bakın duvarları, caminin duvarları her tarafta Ermenice yazılar var. Ermeni askerleri her tarafa Ermenice yazılar yazmışlar. 1992 yılındaki Hocalı katliamında hayatını kaybedenlerin cenaze namazının da kılındığı bu cami, Ermenistan'ın işgali sırasında ayakta kalan tek ibadethane. Adam Camii'nin kısa süre içinde restore edilmesi planlanıyor.